Herkese merhabalar arkadaşlar. Az önce daha yeni yaklaşık 1 saat önce bir video yükledim. O videoda dediğim gibi artık ardı ardına video çekip video yüklüyorum. Havalar da güzelleşti. Bugün hava çok güzel. Burada benim evime çok yakın 200-300 metre mesafede Lanchas Park diye kocaman bir park var. Eve 300 metre ama parkın bir ucundan öbür ucunda 4-5 kilometre falan. 4-5 var mıdır? Ölçmek lazım bilmiyorum. Biz 1.6 kilometre içine gidiyoruz şu anda. Neyse. Dedim bir video daha çekeyim. Geçen sorular arasında soru cevap yaptığımız zaman hoşuma giden bir soru vardı. Almanya'dan memnun musun? Gittiğin zaman her şey hayal ettiğin gibi mi? Gibisinden iki tane soru vardı. Bir kere her şey hayal ettiğin gibi olmuyor zaten. Onu hemen videonun başında onu kısaca özetleyeceğim neden öyle olduğunu. Sonrasında da memnun muyum değil miyim biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi her şey hayal ettiğin gibi mi dediğin zaman özellikle bu videoyu doktor abiler, ablalar, hocalarım ya da genç kardeşlerim izliyorsa hepsinin yaptığı bir plan var aklında. Ben bunu birçok kişiden duydum. Ya işte giderim B1 sertifikasını alırım. B2 giderim orada B2 kursuna yazılırım. B2 kursu 2 ay sürse 2 ay sonra B2 sertifikamı almış olurum. Sonra FSP'ye yazılırım. Ona da 1 ay yetiyormuş kurs için. Sonra 3 ay sonra işte 4 ayda FSP'ye geçerim. FSP'ye geçtikten sonra zaten iş bulabiliyor, çalışabiliyormuşum. Onu da yaparım. O iyi 5-6 aya işim hazır diyorsunuz. Gelip buraya B2 kursuna yazılmanız 2-3 ay sürüyor. Ve sonra diyorsunuz ki işte olmadı. Öyle düşünmemek lazım. Almanya yavaş bir ülke arkadaşlar. Ben de buraya o şekilde plan yaparak geldim. Ya giderim işte. Zaten ben Alman vatandaşıyım. Almanya beni kursa yollayacak. Hakikaten de yolladı ama benim o kursu ayarlamam ve o kursu bitirmem 8 ay sürdü. Ve 8 aydaki sadece B1 alabildim. Ben oturup evde bir ay çalışsam B1 alırdım zaten. Ama hesaplar kitaplar tutmuyor. O yüzden her şey hayal ettiğiniz mi gibi mi diye sorduğunuz zaman iş değişiyor biraz. Hayal ettiğiniz gibi olmuyor ama bu kötü manasında gelmiyor. Buna değinmekte fayda var. Şimdi gelelim memnun musunuz meselesine. 10 aydır Almanya'da yaşıyorum. 10 aydır bir 20 gün, 18-20 gün kadar Türkiye'ye gittim, geldim. O sırada bu 10 ay içerisinde neler yaşandı? Buraya geldim. Bu soru cevap videosunda da bahsettiğim gibi yani memnun değilim dersem nankörlük olur. Çünkü geldiğim günden itibaren Job Center'a yazılıp Alman devleti bana Alman vatandaşı olduğum için bana maaş verdi. Ev buldum. 50 metreye kadar ev bul. Biz ödeyeceğiz dediler. Ev buldum. Her ay 420 euro evimin kirasını, aidatını ve ısınma parasını veriyorlar. Elektriği sadece ben veriyorum. Sadece elektrik aylık 40 euro ben veriyorum. Bunun hepsini Alman devleti ödüyor. Ve ben memnun değilim desem ayıp olur gerçekten. Onun haricinde Türkiye'den getirdiğim bir miktar para vardı. Onunla evi dizdim. Eğer onunla dizemeseydim işte Erasmus sayesinde oldu biraz. Yine devlet yardım edecekti. Araba aldım. Araba biraz lükse kaçtı ama aldım. Biraz yani alınabiliyor yani. 450 euroya araba aldım. Hani hiçbir zorlu bir sıkıntısı yaşamadan araba da alındı. 10 aydır burada arabam var, evim var, param var, aç değilim. 420 euro yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Yani 420 euro baz al arkadaşlar. Hani aç kalmıyorsunuz. Aç kalmıyorsunuzdan kastım yani burada istediğiniz gibi yemek yiyebilirsiniz. Etse et, tavuksa tavuk, sebze ise sebze, değişik meyveler, değişik zımbırtılar, çikolata vesaire bunların hepsine yetiyor yani ama ya işte çıkayım, takılayım, bir şeyler dışarıda yiyeyim, dışarıda gezeyim, arkadaşlarla bir şeyler yapalım dediğiniz zaman, bir yerlere gidelim, seyahat edeyim dediğiniz zaman o 420 tabii ki yetmiyor. Ama aç kalmıyorsunuz. Devlet size bakıyor. Bir yerden sonra zaten mini job bulabiliyorsunuz. Bir şeyler ayarlanabiliyor. İş çalışma imkanı oluyor. Ben kursa gittiğim için çalışamadım. Şimdi mesela burada hani bana iş gönderiyorlar. Job Center'dan devamlı iş geliyor. Hani seçip kabul edip etmemek tabii ki benim elimde ama görüşmelere falan gitmem gerekiyor bazen. Yani 10 aydır burada aç değilim. Benim aklıma hep şu soru geliyor. Yani ben Türkiye'de mezun olsam hani tam doktor olarak mezun olunca biz atama olur. Onda bir sıkıntı yok. Hani atanma noktasında biz yine bir şekilde kazanacağız yani paramızı. Ama mesela bir mühendis arkadaş veyahut da atıyorum farklı bir meslek, farklı bir bölüm bitirmiş birisi mezun olur olmaz benim gibi hemen başlayabilecek mi? Onu tabii ki bilemiyorum yani. Ve benim aklıma şu geliyor yani başlayamadım diyelim ki ben orada bu parayı alabilecek miyim? O şekilde ev kiralayıp işte evim kirasını devlet ödeyecek mi falan? Bunları devamlı düşünüyorum yani. Ben bir kısa bir haritaya bakmam lazım. O yüzden evet haritaya da baktım. Kaybolmak da istemem şimdi. Kafamda az buçuk çizmiştim ama bir çatala geldik. Emin olamadım. Neyse. Yani sonuç itibariyle
Hani 10 aydır burada bu şartlarda yaşıyorum. Memnun değilim desem yalan olur. Ama tabii ki eksikleri var. Özlenen şeyler var. Canını sıkan şeyler olabiliyor insanın. Ben bunlardan da hani bahsetmeden geçmek istemiyorum. Sonuçta objektif olmak lazım. Her şeyi anlatmak lazım. Her şeyi değerlendirmek lazım. O yüzden benim eksikliğini hissettiğim, sinir olduğum noktalara da değineyim yani. Değinmeden geçmeyeyim. En başta şu sıralar en çok sinir olduğum şey Endgame'i izleyemedim mesela. Bilmiyorum, belki Duisburg küçük bir şehirdir. Diğer büyük şehirlerde eminim İngilizce olanağı daha çoktur ama burada sadece Almanca vardı. Sadece ilk seans, filmin yani ilk seansı tüm dünya ile aynı anda burada İngilizce izlenebiliyordu. O da gecenin 12'sindeydi. Benim 2 gün sonra B1 sınavım vardı. Giderdim aslında ama gitmedim. Onu izleyemedim mesela. Onun haricinde Türkçe kitap okumak istiyorsunuz. Mesela ben bunu Kindle'la çözdüm. Bir tane Kindle aldım. Kindle olmasa Türkçe kitap yani var, kütüphanede var, satılıyor ayrıyetten. Ama satılanlar zaten pahalı. Şu an benim bütçeme uymuyor. Kütüphanedekiler de sınırlı yani. Bir de ne hikmetse %50'den fazlası dini içerik yani. Ben de anlamadım. Ben devamlı Mesnevi falan mı okuyacağım, tasavvuf mu okuyacağım bilmiyorum ki. Ya da koskocaman ansiklopediler falan. Tam Türkçe içerik var da hep kalıplaşmış klasik romanlar. Farklı bir şey okuyayım, yeni bir şey okuyayım dediğinden olmuyor yani. Bunun mesela eksikliğini çok çekiyorum. Arkadaş ortamı acayip çekiliyor. Eksikliğini çok en çok hissettiğim şeylerden bir tanesi arkadaş ortamı. Belki hani üniversiteyi yeni bitirdim. Belki Türkiye'de de kalsam bu kadar arkadaşlarımla görüşemeyecektim. Hani o da olabilir. Ama Almanya'da illaki görüşülmüyor. Çünkü burada yoklar yani, arkadaşlar burada değil. Yeni arkadaş edinme desen, Almanlar biraz soğuk insanlar. İkincisi zaten etrafımda Alman da yok. Hani bulsam edineyim diyeceğim ama etrafta çok Almanım da yok benim yani. Ama oryantasyon kursunda, Almanca kursunda arkadaşlıklar kuruluyor tabii ki. Onlarla bir şeyler yapılabiliyor ama o Türkiye'deki o hani oturup da o iletişim yok henüz yani. Dil sorunuyla birlikte bunun da yavaştan ortadan kalkacağını düşünüyorum ilerleyen yıllarda. Ama ilk geldiğiniz zaman bunu hissediyorsunuz. Aile, tabii ki kardeşimi özlüyorum, annemi babamı özlüyorum, ayrı mesele ama teyzemler burada. Onlar yine onlarla bu buluşma imkanı oluyor, güzel oluyor yani. Onun haricinde başka neyin eksikliğini hissediyor olabilirim? Yani bazen kaos arıyorum arkadaşlar. Bu ilginç gelecek ama insan ister istemez bazen kaos arıyor yani. Hani biraz aksiyon, bağırışma, korna sesi. Böyle büyümüşüz çünkü yani. Ben çok nadir de olsa arıyorum yani. Çok rüzgar çıktı, sesimi bastırmıyordur inşallah. Ağaç sesleri falan. Neyse. Burası eski bir fabrika arkadaşlar. Şehir fabrikayı içine alınca burayı fabrikayı faal dışı bırakıp bir nevi müzeleştirmişler. Etrafını ağaçlandırmışlar. Şey yapmışlar. Tren yolları falan da var burada. Duisburg Almanya'nın bir zaman bir nevi kalbiymiş zamanda. Hala da bu en büyük yapay liman olarak burası söylenebilir. Şu an metal bir platformda duruyorum. Böyle güzellikleri var işte. Kötü yanları, hani hava diyeceğim. Yani böyle bir havada da havası kötü diyemem ama kışın gerçekten havası kötü oluyor. Ama kışın da Almanlar ısınıyor biraz. Yani bu özellikle Weihnacht, işte yılbaşı, Noel vesaire derken kışın en soğuk zamanlarında, havanın en kötü olduğu zamanlarda burada bir aylık, 1,5 aylık panayırlar, pazarlar, bir şeyler. Oo, iyi esti. Etkinlikler oluyor yani. O etkinlikler sırasında insan, umarım sesim çok şey olmuyordur ya. Neyse. Güneşe geçelim ya, ben sırtımdan acayip yedim soğuğu şu an. Terlemişim tabii. Hasta olmayayım, neyse şuraya bir koşalım hemen. Bir takım kötü dezavantajları da var tabii ki, yok değil yani aradığınız şeyler. Ama bu 10 aydır avantajlar da ağır basıyor işte. Yani geri dönmeyi düşünüyor musun diye soranlar oluyor bazen. İnsan ister istemez özlüyor. Özlediği zaman çok geri dönmek istiyor ama bu dezavantajların da avantajları var. Yani burada insan biraz daha önünü görebiliyor. Tamam, bazı şeyler yavaş işliyor ama işliyor. Adam sana kuralları koymuş, bir yol çizmiş. Diyor ki şu şu süre zarfında, yani mesela B1 sertifikası gelecek şimdi, dedi ki 6 ila 8 hafta sonra gelecek diyor B1 sertifikası. Tamam, çok saçma 6 ila 8 hafta sürmesi ama 6 ila 8 hafta sonunda da gelecek yani, ben de bundan eminim yani. Bu tür avantajları var. Geleceğe insan biraz daha net bakıyor. Yani şunları yaparsam bu olacak. Bunu yaparsam şu olacak. Eve dönüş yolu böyle ışığı da arkamıza alınca şey mi oldu? Ben az mı görünüyorum kamerada? Neyse. Dönüyoruz eve. Zaten önemli olan söylediklerim diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle özetlemek gerekirse
memnun musun Almanya'da yaşadığına, mutlu musun diye soracak olursanız, şu an ben mutluyum. Ama ben Türkiye'de de mutlu olurum. Başka bir yerde mutlu olurum. Yani burada önemli olan biraz da kişinin mutlu olabilme yeteneği gibi geliyor bana. Eğer kişi ülkesinden nefret ederek, ülkesinde çok mutsuzken başka bir yere giderse, yani yine aradığını bulamayabilir yani. Yine orada mutsuz olmak için bir sebep bulabilir. Ben Türkiye'de mutluydum. Her şey yolundaydı. Eğlenceli bir üniversite hayatı geçirdik. Sonrasında da yine doktoruz, bir şeyler olur falan. Ama çıktım, burada mutlu olmayı denedim. Burada da mutluyum. Çünkü dediğim gibi başka bir yer olsa yine orada da bir şekilde mutlu olmanın bir yolunu bulurum diye düşünüyorum. Çünkü ben mutlu olmayı seviyorum. Mutlu olmak güzel bir şey. İnsana enerji veriyor. Böyle biraz mutlu olunca biraz daha mutlu oluyorsun falan. Almanlar da acayip bakmayı seviyorlar ha. Neyse. O yüzden önemli olan içinizdeki mutlu olabilme kapasitesi, mutlu olabilme potansiyeli. Ben burada bugün mutluyum. Yarın başka yerde yine mutlu olurum. Size de tavsiyem, bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz anda, bulunduğunuz şekilde, bulunduğunuz zaman diliminde, bulunduğunuz ülkede mutlu olabilmeniz. Umarım hepiniz mutlu olursunuz arkadaşlar. Bu videoyu da böylece kapatmış olalım. Bunu da bugün editleyip yarın koyacağım inşallah. Önümüzdeki günlerde biraz sık video gelecek. Umarım bunalmazsınız. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz beğenmeyi. Diğer videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.